Efendim gezdik Ayder'i gezebildiğimiz kadar ama ben 10 yıl önce gelmiştim. Ondan önce neredeyse her yıl 2 defa geliyordum. Tenzile teyzemin yanına bir de tabii nur içinde yatsın Yusuf amcamın yanına. Burası bizim evimiz gibi. Hala geldim sanki araya hiç mesafe girmemiş gibi geleceğim zannettim bir dövmediği kaldı beni. Evet. Nasılsın? Nasılsın? Gel, gel, gel. Sağ ol canım. Nasıl geçiyor anne Ben yıllar ya? öyleyim işte, beni tanıyorsun sen. Yok şaka yapıyorum. Nasıl geçti yıllar değil mi? Allah'a çok şükür. Dün akşam da beyimin bir müşterisi geldi, onu sordu. Yaşıyor zannetti. Yani işte geçiyor böyle. Şimdi biz program yaparken Tenzile teyzemle Yusuf amcam yan yana geldi mi ben aradan çekilirdim. Öyle güzel sohbet ederdik, öyle eskilerden konuşurduk. Tenzile teyzem gerçekten yüzü diye söylemiyorum. Hani bir Karadeniz kadınının nasıl olması gerektiği o varsa o. Sağ ol, Hiç teşekkür ederim. çalışma kaç yaşına geldin Tenzile teyze? 77'yi bitirdim Temmuz ayında. Allah uzun ömür versin. Hiç Amin, cümlemiz çalışmadığın bir zaten. gün oldu mu? Olmadı. Hala devam. Çalışma olmadı. Çalışıyorum daha da. Yorulmuyor musun hiç? Yazın çocuklar geldi. İlkbahar, sonbahar mecbur kalıyorum ben oteli atmaya. Çünkü okul başladı. Çocuk okula gitti. Bir de adam bulamıyorsun buralarda her istediğin gibi. İşte çalışıyorum. Çalışma da seviyorum daha doğrusu. Sezon nasıl geçti? Geçen seneki kadar değil bu sene ama yine çok şükür olsun. Allah'a şükür olsun. Peki ben şeyde Uzungöl'de sordum. Burada da soracağım. Siz Ayder'i Araplara sattınız mı? Asla. Ayder'de mümkün değil. Hiç yabancıya yer satılmadı. Hatta benim bir tane arsam var. Satmayı düşünüyorum. Kardeşimden ortak. Mümkün değil. Yani dünyanın parasını verseler yine yabancılığa vermem. Tenzile teyzem gerçekten hepimizin annesi. Onun da buradaki en kıymetlerinden biri bu, değil mi? Evet, kedim kedim kıymet. 11 senedir beraber. Senede 2 defa uçakla gidip uçakla geliyoruz. O otobüs de rahatsız olur diye uçakla gidiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bazıları diyor ki yok bahçede bile istemiyorum, yok sokakta bile Ya bir istemiyorum. ola öyle diyenler zaten köpekleri de öldürdüler, kedileri de öldürdüler. Bu insanlık değildir. Bak diyorlar kedi namçur, asla değildir namçur. Ve Şahsen gelir mi şimdi? gelir gelir şans. Şans gel hanım. Aha gel. Gel yavrum gel. Gel annem gelir. Ben alışverişe gidip gelip burada minibüsten iniyorum. O anda beni bekliyor, akşamları ayağıma geliyor. Ama böyle kucağına çıkmaz. Çıkar benim çıkar yabancılara pati atar. Beni çıkar, beni çok sever. Bir de Enver'i, ortanca oğlumu da çok seviyor. Diğerlerini de yani çok korkaktır. Diğerlerine yanaşmaz. Ne istiyorsun şu an sen? Ayder pahalı mı? Vallahi ben Ardaşen'de bir şeyler yedim. Bu Aydır'ın daha pahalı gördüm. Şimdi sezon şöyle söyleyelim. Şimdi sonbahar sezonu başladı. Ekim, Kasım, kar yağıyor mu arada yine? bu Eylül'ün 25'inden sonra her gün bekle. Güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor. Tabii bizler için kar zor oluyor. Mesela Kasım'ın 25'inde ben geçen sene buradan gittim. Komşuya dedim 1,5 metre kar vardı. Komşuya dedim gel bir valizimi getiriyorlar. O kadar. O kadar kar vardı. Kaç lira oldu oda fiyatları ortalama Ayder'de iki kişi? 10 bin diyorlar. Yalan. Kişi başı 1.000 lira kahvaltı dahil. Sen de. Ben de öyle. Dışarısını bilmiyorum. Sen de kişi başı 1.000 lira. 1.000 lira. Sen hangi Ya devirde kaldın? 1.500, 1.000 lira, 1.300 kişi başı ama bir oda mesela 3.000'e de verebiliyorum. Yani şimdi sezon yüksekse oda iki kişi 3.000. Evet. Ama sezon düştükçe 1.000 liraya kadar iniyor. 1.500 idi yazın. Şimdi ben indirdim. Bir şey söyleyeyim. Sezon bitti çünkü. İlkbahar, sonbahar ben 47 senelik turizmciyim. İlkbahar, sonbahar illa ki fiyat düşüyor. Özlüyor musun Yusuf amcamı? Özlerim tabii, özlerim bulur mu? Ha yine insanı daha çok kocası acıyor. Yine arada bir şöyle de diyor musun ya? O şimdi var ya hani bir diyorlar ya bizi izliyorsa. Yusuf iyi adamdın ama bırak ben de birazcık böyle bir kafamı dinleyeyim de dediğin oluyor mu arada? Şimdi bak, kafa dinleme hususunda hata bende. Nasıl sende? Bende. Çünkü Yusuf hep İstanbul'da da filan adaya gidelim. Gezmediğimiz ada yok. Yeter her sefer, ikinci sefer niye gidelim? Ben gitmiyordum. Ya bana O istiyordu ki gezelim. milletin eşi habire gezmek ister kadın. Sen mi istemedin burada? Ben istemedim. Ben istedim ki orada çocuklarıma daire bırakayım. Burada otel yapayım, iş yeri bırakayım. Hatala bende.
Biraz diyorsun çocuklarımın gelecek derdine fazla. Onlar için, onlar için çok uğraştım. İnşallah kıymet bilir. Benim de boşandım biliyorsun. Evlenmeme izin verir misin? Vermem. Niye? Benim oğlum da boşanmış, izin vermem. Bak bu konuda çok sert. Bir şey söyleyeceğim. Boşanan erkeklerin ya da kadınların evlenmeye hakkı yok mu? Çocuğu varsa hakkı yok. Ne yapacağım ben, tek başıma mı yaşayayım? Tek başıma yaşama, arkadaşlarınız vardı, siz tek durmazsınız. Ama evlenmek yok. Yok. Çünkü benim oğlumun o kadar güzel bir yuvası vardı ki evlenmek yok. Özele. Yok. Belki bir şey soracağım ya. Şimdi ben belki 5 sene sonra dedim ki Tenzile teyze ben evleniyorum, gelmeyeceğim mi düğünüme, bileziğimi takmayacağım mı? Vallahi ikinci sefere gelmem. Ama benim de ilk defa gelmiş olacaksın. Ya sana, sen benim canımsın da. Sen de benim annemsin sen ya. Sen benim canımsın, inan ki özlemiştim seni. Baktım sen oradan inerken bağırdım. Neredesin bunca sene diye bağırdım, bağırdım sana. Bir şey söyleyeceğim ama. Hiç aramızda o zaman girmiş gibi karşılaştık mı? Yok değil mi? Sanki. Yok. Ben hayır, evet. Hiç ben yani sanki değil, öyle bir şey yok yani. Ben özlemiştim seni. Vallahi ben de özledim. Hatta her yerde de buraların konusu açıldı mı bahsedelim. Şimdi muhlama mı, kuymak mı? Muhlama. Hazır mı mutfak? Bu kuyma hazır tabii. Bu muhlama Çamlı hemşine aittir. Bunu değiştir değil. Aşağılara yok kuymak, yok değil, muhlamadır. Mutfağın müsait mi? Tabii, beraber yapalım tabii, mı? Tabii tabii, yapalım. Yapalım. Buyurun. Yapalım.